Ben tamamım. Şurada bir şey içelim gel. Hadi susadım ben de. Buyurun efendim. Geçeyim şöyle. Afiyet olsun. Pardon. İki portakal suyu alabilir miyiz? Hemen getiriyorum efendim. Kondisyon bitmiş. Aynen. Ya Gökhan, senden bir şey rica edeceğim ben bu arada. Kardeşinin velayetini almaya çalışan bir kız var. Adı Yasemin adı var. Sizin şirkette mi? Yok yok, bizim şirketle alakası yok. Kardeş Sevgi evinde kalıyor. Kız dava açmış ama bir türlü sonuçlanmamış. Sen de bir bak, sen ilgilensen ne oluyor ne bitiyor. Olur, olur da sen nereden tanıyorsun bu kızı? Kim bu kız? Tanıyorum işte ya, boş ver. Tamam tamam. Hallederiz. Velayet işleri zor işler. Hele kötü bir avukata düşersen var ya, senelerce sürer. Ben de o yüzden merak ediyorum ya zaten. Gökhan. Müsait misin? Gel buyur, hoş geldin. Ne haber? İyidir abi, senden ne haber? Eyvallah. Otursana. Ne söyleyeyim, ne içersin? Yok yok, hiçbir şey içmem abi. Yaklaşık 100 tane falan çay içmişimdir adliyede. Ne oldu, bir şey bulabildin mi? Cem, sen bu kızı nereden tanıyorsun? Niye? Ne oldu ki? Ya bu kızın avukatı falan yok. Nasıl yani? Ya yok işte. Açık bir dava var. Davaya bakan avukat yok. Kendi yürütüyor. Olabilir. Gücü yetmemiştir belki avukat tutmaya. Kendi takip ediyordur. Hukuk okuyor zaten. Başka bir mesele daha var Cem. Ne? Şirin Acar diye birine kefil olmuş. Şirin Acar mı? Hı. Tanıyor musun? Yok. İlk defa duydum ismini. Şirin Acar borcunu ödemediği için borç Yasemin Adıvar'ın üzerine kalmış. Ne kadar? 9.000 küsur. 2 gün içinde 5.000 lira ödemezse maaşına haciz gelebilir. 2 gün mü? Hı hı. Öbür gün son. Eğer maaşına haciz gelirse de bu öbür durum için bayağı sıkıntı yaratabilir. Niye? Ne sıkıntı yaratacak ki? Velayet işi diyorum. Sonuçta hakim maaşına haciz gelen bir ablaya, kardeşine biraz zor verir. Cem, ben sana... Yasemin, bir avukatın olmadığını bana neden söylemedin? Ne? Murat'ın velayet davasında avukatın yokmuş. Kendin yürütüyormuşsun. Sen nereden biliyorsun? Öğrendim. Ne demek öğrendim? Bir avukat arkadaşıma ricada bulundum. Dosyana bakması için. Sen beni araştırdın yani. Hayır, araştırmak değil yani. Yardım etmek istedim. Böyle mi yardım ediyorsun? Beni araştırarak mı yardım ediyorsun? Yasemin, söyleseydin gerek kalmayacaktı. Yasemin, durur musun? Yasemin, Yasemin! Niye bana söylemedin, anlamıyorum. Bak, avukat tutacak gücün yoksa benim avukatım... Evet, gücüm yok. Kardeşim için avukat tutmaya gücüm yok. Yasemin, niye böyle yapıyorsun? Biz birlikte değil miyiz ya? Murat senin kardeşin. Avukatın olmadığını bilmem gerekmiyor mu? Cem, sen beni araştırdın ya. Araştırdın. Sen bana güvenmiyormuşsun ki zaten. Nasıl güveneyim ben sana Yasemin? Söylesene Allah aşkına, sana nasıl güveneyim ben? Avukatın var diyorsun, avukatın yok. Şirin diye birine kefil olmuşsun, dünya kadar borcun altına girmişsin, haberin yok. Yarın borcun tamamını ödemek zorundasın ama ağzından tek kelime bile çıkmıyor. Nasıl güveneyim ben sana Yasemin? Sen Şirin'i de öğrendin yani. Başka? Yasemin, neden bana bir şey söylemiyorsun? Niye benden gizliyorsun her şeyi? Daha başka ne gizliyorsun benden? Bak, sen böyle yapınca... Şirin benim eski ev arkadaşım. Yetimhanede biz birlikte büyüdük. Borcu vardı, ben kefil oldum, sonra borç benim üstüme kaldı. Ama merak etme, hallediyorum. Sen avukatına söyle, bir dahakine dersine daha iyi çalışsın, tamam mı? Yasemin, bir durur musun? Yasemin, dinler misin? Yasemin, bırak. Lütfen! Cem, sen bana güvenmedin. Sen bana inanmadın. Ne dedin avukatına? Git araştır mı dedim. Evet, öyle dedim. Çünkü bana hiçbir şey anlatmıyorsun. Belki de anlatmak istemedim. Belki de bunları bilmem benim ağrıma gidiyordu. Neden? Neden anlamadığım şey de o zaten. Neden ağrına gitsin? Neden her şeyi benden saklıyorsun?
Neden bana hiçbir şey söylemiyorsun Yasemin? Cem bırak. Hayır. Hayır bırakmam. Cem bırak. Bırak beni. Yasemin nereye? Yasemin!